Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Eylül ve Ekim ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır arkadaşlar. Bol bol test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Lütfen testin yarısında videoyu kapatmayın arkadaşlar. Bu sizin yararınıza olan bir şey. Testin tamamını çözün. Videonun sonunda ise kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Lütfen sınavda görsel sorulara dikkat edin. Görsel sorunun içindeki tabelalara özellikle dikkat edin arkadaşlar. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 4 3, B 2 1 3 4, C 2 3 4 1, D şıkkımız ise 3 1 2 4 4 şeklinde. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 1 3 ve 4 sıralaması ile geçiş hakkı olmalıdır arkadaşlar. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A. Hareket sistemi, B. Sindirim sistemi, C. Dolaşım sistemi, D. Boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dolaşım sistemine aittir. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin, B. Motorin, C. Antifriz, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Benzin, buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek, B. Akciğer, C. Bağırsak, D. Karaciğer. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akciğerin yaralandığını düşünmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A. Bağlantı yolunda seyrederken, B. Tek yönlü yollarda duraklarken, C. Tek yönlü yollarda park ederken, D. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gitmemiz yasaktır arkadaşlar. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi, B. Debriyaj pedalına hiç basılmaması, C. Debriyaj pedal boşluğunun artması, D. Şıkkımız ise debriyaj telinin kopması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerinde temas ettirilmesi balataların bitmesine yani erkenden bitmesine sebebiyet verir arkadaşlar. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit, B. Antifriz, C. Saf su, D. Motor yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yeterli miktarda antifriz karıştırmamız gerekir arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? A. Sağ şeritten gidilemeyeceğini, B. Hiçbir sebeple durulamayacağını, C. Öndeki araçların geçilemeyeceğini, D. Sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Öndeki araçların geçilemeyeceğini bildirir.
Eğer yoldaki çizgi kesik kesik ise sollama yapabiliriz. Yani kesik kesik olduğunda sollama yapabiliriz. Yerdeki çizgi devamlı yani devam ediyorsa hiç kesik değilse sollama yapmak yasak anlamındadır. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A. Sırt üstü sert bir zemine. B. Yüz üstü sert bir zemine. C. Sırt üstü yumuşak bir zemine. D. Yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sırt üstü sert bir zemine yatırılmalıdır. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? 1. Basıncı, 2. Diş derinliği, 3. Hasarlı olup olmadığı. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20, B 30, C 40, D 50. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla 30 metre yaklaşabilir. Yani kaç ile gidiyorsak tam olarak yarısı arkadaşlar. 100 ile gidiyorsak 50 metre yaklaşabiliriz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen dikkatli bakın. Özellikle sınavda böyle görsel soruları hemen işaretleyip geçiyoruz. Bu bizi hataya sevk eder. Lütfen dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A2, A2 santim, B5 santim, C8 santim, D11 santim. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5 santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? A. İş zamanı, B. Egzoz zamanı, C. Emme zamanı, D. Sıkıştırma zamanı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanının sonunda buji ateşlemeyi yapar. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? A. Otomobil, B. Çekici, C. Otobüs, D. Kamyonet. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Otobüslerde koltuk ferdi kaza sigortası yaptırmamız zorunludur arkadaşlar. Yani yapılması zorunludur. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? 1. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. 2. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. 3. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani gördüğünüz şıkların hepsi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır? A. Açılabilir tavan. B. Emniyet kemeri. C. Panoramik cam. D. Hidrolik direksiyon. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Emniyet kemeri bizi korur arkadaşlar. Sağa, sola, yukarı, aşağı vurmamızı engeller. Lütfen emniyet kemerimizi takalım. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A. Marş sistemi. B. Yağlama sistemi. C. Direksiyon sistemi. D. Aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi bizi istenilen yöne sevk eder arkadaşlar. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Yağ seviyesine. B. Antifriz seviyesine. C. Hidrolik seviyesine. D. Elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız
D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine dikkat edilir. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor devri yükseltilir. B. Motor devri düşürülür. C. Araç sürülmeye devam edilir. D. Araç durdurulur ve motor stop ettirilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Araç durdurulur ve motor stop edilir. Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? A. 6 ay hapis cezası verilir. B. Trafikten ömür boyu men edilir. C. Sürücü belgesi varsa geri alınır. D. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C. Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. Bu hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz arkadaşlar. Lütfen resime dikkatli bakalım arkadaşlar. Görsel bir soru. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Hangi pozisyonun veriliş aşaması arkadaşlar? Şıkları okuyorum. A. Şok pozisyonu. B. Koma pozisyonu. C. Alt çene pozisyonu. D. Baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma pozisyonunun veriliş aşamalarını göstermektedir arkadaşlar. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini arttırır? A. Sürüş konforunu. B. Trafik kazası riskini. C. Direksiyon hakimiyetini. D. Aracın yol üzerinde tutunmasını. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik kazası riskini arttırır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? A. Antifriz kontrolü. B. Yağ seviyesi kontrolü. C. Elektrolit seviyesi kontrolü. D. Hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü. Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir? A. Yağ kaçağı. B. Asit kaçağı. C. Antifriz kaçağı. D. Elektrolit kaçağı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yağ kaçağı kontrol edilir. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? A. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. B. Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek. C. Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak. D. Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Yakıt tüketimini arttırır. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Dikkatli okuyalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Şıkları okuyorum. A. Öfke. B. Saldırgan sürücülük. C. Sabırsızlık. D. Sakin olmak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sakin olmak. Yani sakin olmak olumsuz etkiye neden olmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi başbakanın başkanlığında
Karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur. A. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, B. İl ve İlçe Trafik Komisyonları, C. Karayolları Genel Müdürlüğü, D. Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Şok, B. Koma, C. Tam tıkanma, D. Omurga yaralanması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma durumlarında uygulanır arkadaşlar. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? A. Banket, B. Anayol, C. Tali yol, D. Bölünmüş yol. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aracın bulunduğu yola tali yol denir arkadaşlar. Diğer yani tam dikey olan yola da boş olan yola da ana yol diyoruz. Zaten tabelalara dikkat edersek bunu anlamamız çok basit olacaktır. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı, B. Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı, C. Fren balatalar aşınmış ikaz ışığı, D. Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motor yağ basıncı ikaz ışığı anlamına gelir arkadaşlar. Bu ışık motor yağ basıncı ikaz ışığı. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık, B. Yağ filtresi, C. Yağ çubuğu, D. Yağ pompası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yağ çubuğu denir arkadaşlar. Yani yağın olduğu kartere sokarız böyle. Üzerinde 3 tane çizgi vardır genelde. Bakarız, yağ seviyesini kontrol ederiz. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Bulguları okuyalım. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi. Şıklar okuyorum arkadaşlar. A. Reflü, B. Kalp spazmı, C. Kalp durması, D. Solunum durması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kalp spazmı arkadaşlar. Bu bulgular kalp spazmı olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? A. Hava filtresinin kirlenmesi, B. Yakıt deposunun delinmesi, C. Yakıt sisteminin hava yapması, D. Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yakıt sisteminin hava yapması. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali, trafikteki hangi temel değere sahip olduğunu gösterir? A. Kabalık, B. Hırçınlık, C. Bencillik, D. Sorumluluk. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sorumluluk sahibi olduğunu gösterir arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızını arttırması, B. Sert fren yapması, C. Vitesi boşalması, D. Uygun vitesle inmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Uygun vitesle inmesi doğrudur. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır? A. 5 dakika, B. 10 dakika, C. 15 dakika, D. 20 dakika. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 5 dakikadır arkadaşlar. Bekleme amacıyla yapılan duraklama 5 dakikadır. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar? A. Harita ve kroki, B. Yolcu ve yük, C. Reflektör, D. Yangın tüpü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Harita ve kroki.
Şekildeki baş çene pozisyonun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? A. Solunum güçlüğü olanlarda. B. Boyun omurlarında hasar olanlarda. C. Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda. D. Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Boyun omurlarında hasar olanlarda bu pozisyonun verilmesi sakıncalıdır. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A. Sürücü belgesi. B. Araç imalat belgesi. C. Araç tescil belgesi. D. Servis bakım belgesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Araç tescil belgesi. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? A. Kış lastiği. B. Yaz lastiği. C. Polen filtresi. D. Cam suyu antifrizi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kış lastiği kullanması zorunludur 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında. Aşağıdakilerden hangisi kavrama yani debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? A. Aracın hızlı kullanılması. B. Ani ve sert kalkış yapılması. C. Aracın yavaş kullanılması. D. Park halinde viteste bırakılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ani ve sert kalkış yapılması debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? A. Kaburga kemiği. B. Kaval kemiği. C. Uyluk kemiği. D. Pazı kemiği. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kaburga kemiği akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır arkadaşlar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C. Dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır? A. Kazazedeye iyi misiniz diye sorulması. B. Kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi. C. Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması. D. İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alması. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur? A. Mide. B. Böbrekler. C. Akciğerler. D. Safra kesesi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akciğerler. Yani akciğerler göğüs boşluğunda bulunur. Bir önceki soruda da hangi kemik kırıldığında akciğerlere batabilir diye sorulmuştu. Sorunun mantığını kavrarsak bu iki soru da aslında birbirine çok yakın arkadaşlar. Yani sorunun mantığını kavrarsak çok rahat cevaplayabiliriz. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Akciğerler. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine. B. Trafik zabıtasına. C. Işıklı trafik cihazına. D. Trafik işaret levhalarına. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Trafik zabıtasına uymak zorundayız arkadaşlar. Öncelikle yani polis varsa öncelikle polise uymamız gerekir. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Kanalımda geçmiş ayların soruları mevcuttur. Onları da çözebilirsiniz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.